Bu parçayı seviyor musunuz? Gayet güzel. Biraz ilişkisi var değil mi sizin? İstanbul olarak. Nasıl soğuk bir havadan sıcağa, böylesine, namındaki sıcağa gelmek nasıl bir duygu? Ben çok farklı bir duygu tabii. Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bir tarafta yağmur İstanbul'da bol miktarda vardı. Gerçi Ankara'da tabii kar da felaket. Burada şimdi tabii adeta bir Temmuz mevsimine, Temmuz ayını adeta yaşar gibi Avustralya'ya, Melbourne'a girdik. Hakikaten farklılıktı bu. Herhalde kıştan nefret edenler zaman zaman artık. Zaten burada yaşayanların en büyük ideali, gelecek için en büyük planı 6 ay burada yaşamak, 6 ay Türkiye'de. 6 ay Türkiye'de. Ve böylelikle kışı aradan çıkarmak. Evet, çıkarmak. Evet, dün geldiniz. Bilmiyorum şehre çok fazla gezme olanağınız oldu mu ama bir... Belediyesi bir belediye başkanı olarak hem de dünyanın sayılı büyük metropollerinden bir kentin belediye başkanı olarak nasıl bir izlenim edindiniz bir gün içerisinde şöyle kısaca? Ben de Melbourne'un ilk izlenimleri gayet güzel. Yani şehircilik açısından, özellikle yatırımlardaki dikkat açısından güzel intibalar. Zaten daha önce de duyuyorduk ama tabii gelip görmek daha farklı oluyor. Özellikle planlı bir gelişmeyi, planlı bir yapılanmayı hedeflemeleri zannediyorum başarılarının en önemli yanı. Benim görevim kesinti uğramasaydı, devam etseydim. Keşke şunları yapsaydım dediğiniz oldu mu hiç? Benim tabii hamdolsun dönemim benim çok farklı bir dönem oldu. Yani bir insanın kendi dönemini övmesi belki biraz sıkıntılı, bunu orada yaşayan halka sormak lazım ama buradaki aldığım rakamlara baktığımız zaman bu rakamlarla mukayese edilemeyecek bir bütçeyle biz 4,5 yıl içerisinde gerçekten İstanbul'umuzda çok ciddi yatırımlar yaptık. Benim devam edebilseydim, yapmalıydım diyebileceğimden öte ülkede sistemin yerel yönetimlere engel olduğu maalesef çok büyük konular var. Ki bunlardan bir tanesi bizim meşhur Harem Tuzla raylı sistem hattı vardı. 37 kilometrelik bir hat. Her şey hazır, proje hazır, kredi kaynaklarını falan her şeyi hazırladık. Maalesef karayollarıyla anlaşamamamız sebebiyle ona başlayamadık. Halbuki o başlamış olsa Anadolu yakasının ulaşım sıkıntısı %60 itibariyle kolaylanmış olacaktı. Evet, yerel yönetimlerin işleyişinde belli diğer kamu kuruluşlarıyla ilişkiler, hükümetle ilişkiler sorun buradaki özellik yok. Yalnız bir olay daha var. Buradaki mutlaka bunu biliyorsunuzdur. Yerel yönetimlerde de partizanlık yok. Peki partizanlık yerel yönetimlerin çalışmasında herhangi bir engel veya da aksatıcı bir etken oluyor mu? Yerel yönetimlerde bizim dönemde İstanbul çok güzel bir dönemi yaşadı. Bizim meclis kararlarında bir rakam vereceğim. Siz şaşacaksınız. Aldığımız meclis kararlarının %90'ı oy birliğiyle çıkmıştır. Enteresan olan şey şu ki biz azınlıktaydık üstelik mecliste. Azınlıkta olmamıza rağmen böyle çıktı.
Çünkü biz bu muhalefettir. Dolayısıyla muhalefetin teklifine hayır mantığında değildik. Ben genel olarak soruyorum ama diğer birçok belediye, önemli belediyelerde bunu maalesef de olmuyor. Türkiye'nin gerçeği böyle değil tabii. Kişisel düşünceniz ne bu konuda? Yani benim kişisel düşüncem şu. Partizanlığı yerelde de merkezde de bir defa aşmamız lazım. Yani doğru her yerde doğrudur. Yani bu doğru muhalefetten geliyorsa ben iktidar olarak buna hayır diyemem. Eğer diyorsam bunu ihanet olarak değerlendiriyorum. Aynı şey iktidardan geliyorsa muhalefette bu iktidardan geliyor diye buna red dememeli. Bu alışılmışın dışında bir davranış. Tabii. Yeni bir hareket. Evet. Peki bu yenilikçi harekette bu anlayışlardan mı kaynaklanıyor? Şimdi aslında ben tabii o yenilikçi veya eskilikçi falan gibi bunu da karşıyım da. Bir defa bilimin bir gerçeği var, aklın bir gerçeği var. Akıl objektiviteyi yakalarsa başarıya götürür. Eğer subjektif davranmaya devam ederse her zaman yenilmeye mahkumdur. Bilim ise ihtimallerden hareketle nihai gerçek noktayı yakalar. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimiz zaman başarı gelir. Ama aksini yaparsak orada da başarısızlık gelir. Zannediyorum artık herhalde bu başarısızlıklardan bıkmış olmaları gerekir. Gerçi hala direnç devam ediyor. Bir de artık başarıyı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başarmış olanlar varsa onlardan bunun anahtarlarını alıp aynısını gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü ülkemizin kaybedeceği artık hiçbir şey yok. Tahammüle de vakti yok. Acaba bu düşüncenizden dolayı mı parti içerisinde ve de kamuoyunda belli bir karizmatik bir yönünüz var ve geleceğin liderlerinden diye söz ediliyordu sizden. Acaba sizin belli bir görevinizin veyahut da bu tür bir yükselmenizin kesintiye uğradığı mı veyahut da uğramadı bilemiyorsa bir zaman gösterecek bunu. Acaba sizin bu yeni düşüncenizden rahatsız olan kesimler mi bunu engelliyordu? Yani kısaca ben şunu söylemek istiyorum ki okuduğunuz bir şiir buna esas olarak gerekçe gösterildi. Şiirde çok yanlış hatırlamıyorsam. Beler miğfer camiler kışlamız müminler asker. Evet. O zaman şöyle soracağım. Bu şiiri neden okudunuz bir? Bu şiirde ne demek istiyordunuz? Amacınız neydi yani o bölgede anladım. Okumak? Onu lütfen anlatın. Şimdi hemen kısa süratle geçeyim. Bu şiir benim ilk defa okuduğum bir şiir değildi. Ta orta öğretim yıllarından itibaren miting meydanlarında 10 binlere, 100 binlere okuduğum şiirlerdi. Bir defa Ziya Gökalp'in, ki Cumhuriyet'in ideoloğudur, Atatürk'ün ideoloğudur. Böyle bir insanın üstelik de Türk Standartları Enstitüsü tarafından da devletin resmi yayın organı olarak çıkarılmış, Milli Eğitim Talim Terbiye Yüksek Kurulu tarafından da tavsiye edilmiş eserlerde yer almış bir şiir. Ben bu şiiri okudum. Ve tabii yıllarca da okuduğum bir şiir. Nerede okudum? Siirt'te okudum. Ki biliyorsunuz bölünmenin, her an sıkıntının olduğu bir bölgede. Orada benim birliği, beraberliği sağlayacak bir hamasetle girmem gerekiyor. Ama şiirin sözleri ve içeriği hasametli, daha çok hamaset, affedersiniz. Hamaseti değil, yani birliği değil, daha çok savaşı kışkırtıcı. Yok şimdi orada Siirt dediğimiz zaman, Siirt biliyorsunuz özellikle dini değerleri itibariyle yoğun bir bölgedir. Siirt'in özelliği odur. Böyle bir bölgede bunu okuyorsun. Nitekim şeyden sonra tabii, mitingden sonra alanda en ufak bir olumsuzluk yok. Herkes el ele, kol kola, büyük bir heyecanla oradan ayrılıyor. Hayır, kışı da kimler olacaktı ve kime karşı? Ve de süngü kime defa karşı, halkını kime karşı kullanacaktı? Kime karşı kullanmıştı bu şiiri söylediği zaman? Roman Diyojen'e karşı söylemişti. Ama Roman Diyojen... bakın, Roman Diyojen yok da Roman Diyojen zihniyetini devam ettirenler bugün evet, dünyada var. Ve bunu da biz dünyada bu zihniyeti devam ettirenlere karşı Türkiye'de yaşayan farklı ırk, farklı düşüncedeki insanları bir araya toparlayan en büyük değer neyse o değer olarak. Bu ne dedik? Ziya Gökalp olabilir. Peki aşık Ziya Gökalp nerenin insanıdır? Ziya Gökalp Diyarbakır'ın insanıdır. Yani Ziya Gökalp Batı'nın değil veya İç Anadolu'nun insanı değil. Güneydoğu'nun, Doğu'nun insanı. Ve Güneydoğu'nun, Doğu'nun insanı olarak onun bir şiiriyle ortaya çıkmak, aynı zamanda Cumhuriyet'in bir ideolu olması sebebiyle oradan çıkmak ve bir başka tabii özel yanı da şuydu, ben onu da birkaç kez kitleye sorarak devam ettirdim. O da şu, bize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yetmez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birçok ırk mensuplarından meydana geliyor. Yani tek ırktan meydana gelmiyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bizim bir ortak değerimizdir. Bu ortak değerde toplamak istedim. Bu konuşmamda var. Ve o kitleye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bize yetmez mi sorusunu sorduğum zaman
aldığım cevap yeterdi. Evet, dilerseniz...